Power! Yine de şahlanıyor zaman. Ol var şimdi herkese herkesinden merhabalar arkadaşlar. Bugün yine yakın tarihin en talihsiz batışlarından, en talihsiz sinemasal talimlerinden biri olarak Beowulf ile karşınıza çıkacağız. Nasıl diyelim Robert Zemeckis'in neredeyse çöküşünü hazırlayan, neredeyse dibe batmasını sağlayacak o tutkulu performans yakalama tekniği talimlerinin tam olarak kıvamını bulduğu, aslında çok büyük umutlarla projelendirilmiş ve sinemasal bir devrim olarak adından söz edilmiş, birazcık böyle fazla pohpohlanmış ve bu pohpohlamanın karşılığında da de toparlayamamış bir yapım olarak B-Wolf'la karşınızdayız b karşınızdayız ya da şimdi hemen bir Robert Zemeckis retrospektifi böyle bir hatırlara getirelim diyoruz. Çünkü Robert Zemeckis aslında Back to the Future serisinin 3. filmle birlikte son noktayı koyduğu 1990 yılına ilginç bir giriş yapmış oldu. Yani 90'lara artık Robert Zemeckis'in farklı bir şekilde girdiğini, farklı bir şekilde yol alabileceğini düşündük. Çünkü Back to the Future serisi gerçekten dirayetli bir şekilde devam etmiş ve üçüncü halkasıyla birlikte birazcık da irtifa kaybetmişti. Dolayısıyla Robert Zemeckis izleyiciye şunun garantisini verdi. Ben hayatta olduğum sürece geleceğe dönüş serisine devam filmi gelmeyecek. Bu, bu tabii ki bizim içimizi bugün için rahatlatıyor ama yarın ne olur bilinmez yani uzun ömürler versin diyoruz. Ve 90'lı yıllara girdiğinde Robert Zemeckis'in bambaşka bir ekole evirdiği bir sinemasal anlatı zemini gördük. Yani burada özellikle Dead Becomes Her ile birlikte komediyle fanteziyi çok güzel bir şekilde harmanlayacak yapımların yani 80'lerde geleneğini sürdürmesi gereken bazı estetikleri bazı değerleri 90'lara taşıdığını gördük ama 94 yılında pek çoğumuzun zamanında Spielberg tarafından çekildiğini sandığı Spielberg'ün aslında neredeyse gözlemci bir yapımcı olarak köşeye kurulduğu ve Robert Zemeckis'in hayatımıza soktuğu Forrest Gump'la birlikte 90'ların ruhunu da çok başarılı bir şekilde yakalamak üzere oldu. Onun sinyallerini vermişti kendisi. Sonrasında tabii ki Tales from the Crypt'in serisi de kendisine teslim edildi. Contact'le birlikte hani boş durmadı. Üretim arenasını diri tutmaya devam etti. Ve hareketli ve hararetli geçmeyen yani sert ve emin adımlarla daha çok prodüktör kimliğiyle varlık gösterdiği 90'lardan 2000'lere atladığında ise aynı yıl içerisinde hem What Lies Bennett gibi kaliteli bir gerilme imza attı. Hem de Castaway ile birlikte Tom Hanks'le ile birlikte işbirliğini sürdürürken genel izleyici dostu güçlü filmler üretmeye devam etti. Buraya kadar her şey normal. Yani genellikle karakter odaklı, hazmı çok kolay ama sinemasal etkisi de güçlü yapımlarla hayatımıza tesir etmeye devam ederken Robert Zemeckis bir anda Polar Express ile birlikte farklı bir maceraya atıldı. Ağırlıklı olarak performans yakalama tekniğine eğildi ve bu tekniği gerçekten de mükemmelleştirmek için uğraştığı bir yola direksiyon kırdı. Ve gerçekten de Polar Express o dönemin şartları içerisinde CGI'ye kattığı yeni hava açısından deneysel kabul edilebilecek yani önemli talimler barındırıyordu. Daha sonraki yıllarda pek çok yapımcının pek çok CGI tabanlı karakter inşasının Robert Zemeckis'in bu atılımına borçlu olduğunu söylesek hiç de yanlış olmaz. Ve Zemeckis bundan sonra bir adım daha atarak Beowulf ile birlikte karakter mimiklerinin çeşitliliğinin yanı sıra çevre entegrasyonunu da güçlü bir şekilde dizayn edebileceği bir CGI tabanlı animasyon inşa etme serüvenine girdi. Zaten bundan sonrasında da A Christmas Carol'la birlikte tam olarak artık gişede rakam açısından istediğini elde edemediği için ya da aklındakileri tam olarak peliküle aktaramadığı için bu sevdadan vazgeçmiş oldu. Sonrasında zaten biliyorsunuz Denzel Washington'lı Flight olsun, Joseph Gordon-Levitt'li The Walk olsun ve Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı Allied filmi olsun. Bunlarla birlikte paçayı toparlamış olsa da son dönemde zaten The Witches ve Pinokyo filmleriyle birlikte yani yeniden tökezleme sürecine girdi. Tabii ki bu anormal değil. Yani yönetmenlerin sürekli olarak belli bir çatada, belli bir kalitede durmaksızın, dinlenmeksizin üretim yapmasını beklemiyoruz. Ama yine de hani Robert Zemeckis gibi daha çok bizim ruhumuza, gönül telimizi titretmeyi başaran yapımlar inşa eden yönetmenlerin daha güçlü yapımlarla karşımıza çıkmasını temenni ediyoruz. Şimdi retrospektif kısmını bir kenara atacak olursak Beowulf'a girebiliriz. Ya Beowulf o kadar ilginç bir şekilde hayatımızdan geçip gitti ki yani varla yok arası bir yerde sanki. Hani bir rüya görmüşüz. O rüyanın içerisinde bir wolf varmış. Tam olarak tadını, kokusunu, dokusunun ne olduğunu hatırlayamıyoruz ama ulan bir bir wolf vardı ve geçti gitti kafasını yaşıyoruz. 2007 yılında bir wolf hayatımıza girerken tabii ki hafızalarımızda böylesine silik bir yer kazanmak için girmedi hayatımıza. Gerçekten de güçlü bir yapım olma iddiası taşıyordu ama son derecede iddiasız bir şekilde yola çıkılmıştı. Şöyle ki İngilizce dilinde yazılmış bilinen en eski şiir, en eski anlatı olduğu iddia edilen ve o dönemlerde de zaten sık sık ulan Tolkien'da Beowulf'tan etkilenmiş bak ulan şu karakter şu bu karakter buna denk düşüyor. Tabii ki İngiliz bir edebiyatçıysanız İngiliz bir aynı zamanda edebiyat profesörüyseniz Beowulf'a kayıtsız kalmanız gibi bir şey söz konusu olamaz. Çok sık Beowulf maceraları beyaz perdeyi ve beyaz camı işgal etti diyebiliriz. 1999 tarihli Christopher Lambert'ın başrolünde oynadığı versiyon sanırım ki benim en net hatırladığım Beowulf versiyonuydu. Hayal meyal hatırlıyorum büyük ihtimalle televizyonda izlemişimdir. Fakat şimdi arkeolojisini yaptığımızda bir sürü varyasyon çıkıyor karşımıza. Mesela 2005 yılında Gerard Butler'ın Beowulf'a hayat verdiği Beowulf and Grendel adında bir film daha yapıldı ki bence Gerard Butler'ın o dönemlerde tabii ki yıldızı çok yüksek değildi. Dracula 2000'le falan Reign of Fire birlikte hayatımıza girdi ama bence 300 Spartalı da kendisine Leonidas karakterinin yolunun taşlarını döşeyen yapım Beowulf yapımıydı diyebiliriz. Yine 1998 tarihli bir anime filmi var. Bunun dışında tabii 2007 yılında, 2016 yılında yani sürekli olarak beyaz perdeye uyarlanmış. Tabii ki bununla birlikte tiyatro arenasında da bir oyun olarak, kimi zaman bir müzikal olarak durmadan sergilenen köklü bir anlatım var. Dolayısıyla böylesine köklü bir anlatımın çok fazla köklü gösterenleri var. Bu kadar gösteren, barındıran bir şeyi de bir blockbuster filmiyle beyaz perdeye taşıyor olmanın da çok önemli riskleri var. Fakat dediğimiz gibi Beowulf aslında çok büyük böyle bangır 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 bağıran bir yapım olarak tasarlanmadı. Şimdi ilk olarak Neil Gaiman ve Roger Devernin bu konuya eğildiğini, bunun senaryosunu yazmak için kafa kafaya verdiğini görüyoruz. Aslında o dönemlerde bir sen ben uyarlaması düşünüyorlarmış. Fakat bu zaman içerisinde bir Beowulf uyarlamasına doğru evrilmiş. Bu ikili kalkıyorlar, valizleri toparlıyorlar. Meksika Baja'ya hesapta tatil yapmaya gidiyoruz ayağına bir otel odasında kapanıyorlar ve senaryonun ilk taslağını oluşturuyorlar. Bu ilk taslağı oluştururken de ikilinin kafasında şu var. Aslında ağırlıklı olarak senaryoda Neil Gaiman'ın mührü olacak. Yönetmenliğini de Roger Avery'e teslim etmek istiyorlar ki Roger Avery daha önce Paris sahnesi için müzikal bir Beowulf tasarlamış. Biraz da onun etkisiyle ya da onun gazıyla Beowulf yapma isteği duyuyor kendisi. Ve bunu yaparken de ağırlıklı olarak hani gerçekçi değil de daha fazla kökleri sinemaya dayanan ve fanteziden de kopmayan ayağının bir kısmını fanteziden çekmeyen bir yapım üretmek istemişler. Bu noktada da zaten Roman Polanski'nin Macbeth'iyle Terry Gilliam'ın Jabberwocky'sinden etkilenmişler ki zaten Terry Gilliam'dan etkilenerek metin oluşturmak bence nokta atışı bir şey. Çünkü tam olarak aslında bir Beowulf uyarlamasında benim kafamda canlanacak olan şey de büyük ihtimalle Terry Gilliam estetiği. Hatta bence Terry Gilliam çekmiş olsaydı büyük ihtimalle yine sinema tarihinin en lanetli filmlerinden biri olurdu ama benim de başucu filmim olur muydu? Olurdu bence. Şimdi bu o olay Warner Bros'a sunulduğu andan itibaren zaten bir ışık yanıyor. Yani bunun çok daha köklü, çok daha büyük. Bir de o dönemlerde biliyorsunuz, yüzüklerin efendisi serisinin sonrasında özellikle de Kralın Dönüşünün 11 Oscarı cepleyip de Akademi'yi terk etmesinin ardından yeni fantastik seriler, yeni fantastik uyarlamaların peşinde koşuyor yapımlarda. Warner da zaten o dönemler gayet aç böyle ağzının suyu ak ak böyle projeler arıyor. Dolayısıyla Neil Gaiman'ın da kalem oynattığı bir senaryonun yapımcılığı arasında satarı var ve diyorlar ki biz bu projeyi biraz daha güçlü bir şekilde birazcık daha nasıl diyeyim yakışıklı, zengin, toraman bir şekilde perdeye aktaralım diyorlar. Bu sırada da zaten böyle bir yapımın tam olarak live action estetiğiyle beyaz perdeye aktarılmasından ziyade animasyon olarak ama tabii ki karakterlerin ifadelerini es geçmeyecek, arkadaki dramatik dozajın da opaklığını düşürmeyecek, ayakları yere basan bir hikayeyle beyaz perdeye taşınmasını istiyorlar. Bu noktada da zaten Robert Zemecki çok da alternatifli bir isim gibi gelmiyor ki sonrasında zaten Spielberg'ün de Tenten Ten serileriyle birlikte sık sık başvuracağı performans yakalama tekniğinin bir sonraki adımını görmemiz için de bir fırsat oluyor burada. Bahaneyle de Warner Bros. 6. bilgisayar destekli animasyonunu projelendirmiş oluyor. Herkesin kazanacağı düşünüldüğü ki yapım sürecinde de zaten projenin daha çok IMAX odaklı olduğu, IMAX için projelendirildiği dolayısıyla normal sinema salonlarında izlenmesinin çok da tavsiye edilmediği biz bunu reklam olarak düşündük açıkçası. Çünkü film 2007'de vizyona girdiğinde Türkiye'de Anka Mall'da bir IMAX sineması vardı ama İstinye Park da yeni açılmıştı. Yani İstinye Park'taki IMAX'in namını duyma. Mesela bizim izlediğimiz ilk IMAX filmi Avatar olmuştu İstinye Park'ta. Dolayısıyla herkesin bunu IMAX salonlarında deneyimlemesi zaten söz konusu değildi. Avatar'la birlikte tekrar hayatımıza girecek o boktan karanlık 3 boyut dönemine de girmemiştik ama film gerçekten de karanlık bir kopyayla ya da ne bileyim işte projeksiyon ışıklarının artık tam randımanlı kullanılmaması mıdır Nedendir? Çok da istediğimiz aydınlıkta bir film değildi. Dolayısıyla muazzam bir deneyim yaşadığımızı söyleyemeyiz. Biz bunu ilk başta Türkiye'ye özgü bir durum olduğunu düşündük ama genel olarak filme gelen eleştiriler beklenenden daha karanlık. Dolayısıyla o CGI altyapısıyla birlikte kaplamaların da çok böyle randımanlı görünmediği çünkü aslında kaplamalar üzeri pek çok detay da var. işte o Beowulf'un çıplak bir şekilde canavarla savaşması o üstündeki terler falan filan bunların hepsi CGI'de devrimsel kabul edilen hamlelerdi. Ama bunu nedense o iki arada bir derede çok da muhteşem lezzet alarak deneyimlediğimizi hatırlamıyorum. Yani Beowulf o kadar büyük bir kampanya ile girdi ve izleyicideki karşılığı o kadar hani daha fare doğurdu moduna girdi ki beklentiyi karşılamamasıyla alakalı bir sorunsal vardı burada. Şimdi bu çok da bize özgü, çok da Türkiye'deki izleyiciye özgü bir sorun değilmiş ki 150 milyon dolar gibi gayet yüksek bir bütçesi olan bu yapım sadece domestikte Amerika'da 82.3 milyon dolar getirmiş ve dünya çapında da 196 milyon dolar getirerek yapımcıların hüngür hüngür ağlamalarını sağlamış ki bu 150 milyon doların üzerine kampanya harcamalarının ne kadar olduğuna dair çok net bir rakamsal veri de yok. Bu arada yani gerçekten de deneysel açıdan muhteşem bir durum var ortada çünkü görsel efekt süpervizörü Jerome Chen'e göre Zemekis'in bir önceki filmi olan The Polar Express'te 64 ile 72 sayıları arasında bir kamerayla çalışılmış. Beowulf'ta bu rakam 300 kameraya çıkmış. Yani gerçekten de performans yakalama tekniğini mükemmel hale getirmek için Zemekis elinden geleni yapmış. Bu açıdan bakıldığında Beowulf'un bir eksiği vardı diyemiyoruz. Yani bugün bile açıp baktığımda izlediğimde böyle hikaye olarak hani diyoruz ya çok klasik ya eğer bir filmi beğenmediysen senaryoda boşluklar vardı diyerek geçiştirip gidiyoruz. Beowulf gerçekten de hap kıvamında ve temelde de o işte anonim metne story line açısından sadakatinden çok da ödün vermeyen bir yapım. Şişkinliği yok. İzleyicinin böyle kafasını duvarlara vuracak bir akış sorunu yok. Ama ne var burada? Sanıyorum ki yani burada sadece fikir yürütebiliyorum. Karakter tasarımları açısından önemli bir sıkıntı olması muhtemel. Yani filmin en büyük kozlarından biri hiç kuşkusuz Grendel ve Grendel'in tasarımlarına baktığımızda orijinal metne sadık illüstrasyonlardan yola çıkıldığında birazcık kurt adamvari, hani kıllı, kimi zaman yarı yarasa yarı insan kıvamında bir karakter çıkıyor karşımıza. Fakat filmde çok acayip bir tasarım vardı. Yani izleyicinin çok da böyle özdeşim kuramayacağı, çok da böyle izlerken keyif alamayacağı arkasında da zaten Crispin Glover'ın performansının olduğu bir tasarım vardı. Dolayısıyla yani Beowulf'un karşısına dikilen bir canavar, bir antagonist olarak çok böyle bir karşılık bulamadı. İzleyiciye çok sevimli çok keyifli gelmedi izlemesi de diye tahmin ediyorum. Aynı şekilde Grendel'ın annesi de böyle hani tasarımsal açıdan biraz siren gibi sukkubus gibi canavar formuna kimi zaman bürünen ama temelde o böyle mitolojideki kırçıllı titan siren modunda olduğu düşünülürse ha tabii ki Angelina Jolie filmin satması beklenen bir diğer unsuruydu. Hatta çok ilginç bir şekilde yani film Angelina Jolie ile satıyordu demek daha doğru olabilir. Çünkü Beowulf karakterinin performansını borçlu olduğu Ray baktığımızda yani Ray ismiyle bunu satabileceğini düşünmek çok zor. Bir de diğer taraftan da Angelina Jolie hariç diğer karakter karakterlerin orijinal karaktere modelleme olarak hiçbir benzerliğinin olmadığını gördük. Burada şöyle bir duygu oluşmuş olabilir. Yani bir tarafta hani Ray gibi ne bileyim birazcık işte daha böyle göbekli möbekli geniş bir abinin yakışıklı bir Beowulf olarak görünmesi sanki orada hani Brad Pitt varmış gibi bir izlenim yaratılması belki de performans yakalama tekniğinin ait olduğu kişiye bakarak ulan bu bu muymuş denilebilir. Tabii ki bu gişeyi derinden etkilemiş midir diyemeyiz ama temelde Beowulf'un satabileceği şey Angelina Jolie filmin ismi ve kullanılan tekniğin gücü dışında başka bir özelliğe sahip değildi. E kullanılan tekniği de randımanlı bir şekilde görebileceğimiz sinema salonlarının az olduğu düşünülürse ki sadece Türkiye'de değil yani dünyada da bu filmi tam randımanlı izleyebileceğimiz sinema salonları beklenenden az olduğundan dolayı Beowulf neredeyse ondan sonraki yakın tarihte bir ev sineması eğlencesine dönüşmek zorunda kaldı. Ev sinemasında ben bu filmi çok daha etkili, çok daha keyifli bir şekilde izliyorsam sinemaya gitmeme ne gerek var sendromu oluşturarak o dönem için önce DVD sonrasında da Blu-ray piyasasında rağbet gören bir yapım haline geldi ki zaten sonraki yıllarda filmi edinip Blu-ray ortamında izlemek sinema salonunda izlemekten çok daha mantıklıydı. Bırakın Blu-ray'i X-Fit formatında izlemek bile bizim karanlık sinema salonu deneyimimizden daha lezzetli bir deneyim sunuyordu diyebiliriz. Diğer taraftan tabii ki Warner Bros. açısından bir diğer risk de film aynı zamanda PG-13 damgasıyla vizyona giren ilk motion capture odaklı animasyondu Dolayısıyla görece birazcık daha Ergen ya da çocuk izleyicinin ayağının sinema salonlarına gitmesine engel olmuş oldu Bu da bir kafa karışıklığı yarattı yani aslında bakacak olursanız yetişkinlere yönelik bir animasyon ve hatta her hamlesiyle yetişkinlere yönelik olduğunu bas bas bağıran bir animasyon bilet satışlarına da önemli bir şekilde yansımış oldu Dolayısıyla Hani bir kavram karmaşası vardı bir tekniği tam olarak deneyimleyememe sorunu vardı Bir de tabi ki hepsinden önemlisi çok büyük bir anlatının çok küçük bir kesiti vardı. Eksik değildi ama yeteri kadar herkesin sinemaya koşturacağı kadar güçlü bir fantezi şablonu yoktu ortada. Bu özelliklerin hepsi bir araya geldiğinde de evet kesinlikle ama kesinlikle iyi bir çalışma güçlü olması hedeflenen bir çalışma ama ne yazık ki beklenen olmadı ve Beowulf her ne kadar sonrasında Robert Zemeckis'in A Christmas Carol'la birlikte bu tekniği yeniden deneyimlemesi adına. Yıldırmadı Robert Zemeckis'i ama ne yazık ki sonrasında artık son noktada Christmas Carol olmuştu. Bundan sonra bu geleneği, bu teknolojik altyapıyı başkalarına teslim edeyim ve onlar mükemmelleştirsinler diyerek ortamı daha agresif mi diyeyim artık, nasıl diyeyim? Ortamı bu teknikten ne için bekleyen diğer sinemacılara bıraktı bence sinema tarihinde. Özellikle de CGI karakterlerin görünümü, CGI karakterlerin tasarımı ve kalite açısından muazzam bir talim olarak düşünülebilir. Bugün pek çok şey borçlu. Zemekis'in bu 3 filmine bu CGI karakterler dolayısıyla kendisi bir bomba olamadı belki ama çok önemli bir tetikleyici işlevi gördü ve her ne kadar tamamıyla devrimsel olarak adlandırmak zor olsa da devrimsel atılımların önünü açmış oldu. Evet arkadaşlar bugün sizlere önümüzden kayıp giden böyle nasıl diyeyim ancak geçmişe şöyle baktığımızda bir aradığımızda bir Şöyle gözümüzü kıstığımızda görünür olan Beowulf hakkında konuştuk. Daha doğrusu Beowulf'un bilgisayar destekli animasyon sineması için ne ifade ettiği, nasıl bir yer tuttuğu hakkında konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. We are